Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 6. sınıflarım. Bugün sizlerle Amerikalı bir çocuktan Mustafa Kemal'e mektup var metninin yetkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, düşünelim, tartışalım, sorularımız var. Önce oradan başlayalım. Evet, mektup getirecektik. Geçen gidersem bunu sizler getirecektiniz. İkinci sorumuzda daha önce bir yakınınıza mektup yazdınız mı? Açıklayınız diye söylüyor. Sevgili hocam, uzakta olan bir akrabama mektup yazdım veya uzaktaki bir arkadaşıma mektup yazdım diye yazabilirsiniz. İşte bayramda göremediğim için, özlediğim için yazmıştım yazabilirsiniz. Veyahut da uzun süredir görüşmüyordum, onun için yazdım diye buraya bilgi yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi okuyalım metnimizi. Burada Elmira diye bir öğrenci New York'tan yazıyor bakın. 28 Ekim 1923'te. Sayın büyüğüm, 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye'de olup bitenlere ve oradaki yeni hükümete karşı büyük bir ilgi duymaktayım. Birkaç gün önce sizinle yapılmış ve buradaki gazetelerde yayınlanmış bir röportaj okudum. Türkiye hakkında yazılan yazıları bir araya topluyorum. Bunlar arasında birçok makale ve sizin fotoğraflarınız bulunmaktadır. Amerikalı bir çocuğa lütfen imzalı bir fotoğrafınızla küçük bir yazınızı gönderebilir misiniz? Bir gün Türkiye'ye gelmek isteğindeyim. Saygılarımla. Bakın, burada birisinin sevgili öğrenciler ne yapıyor? Atatürk'e yazmış olduğu bir çocuğun mektubu var. New York'un Elmira eyaletinde 28 Ekim 1923'te yazmış. Yazan kişi kim sevgili öğrencilerim? Bakın, Curtis LaFrance diye bir çocuk. Evet, Atatürk'ün buna cevabı var. Bakın, Ankara 27 Kasım 1923'te. Yazan kim? Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve dikkatinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm. Türkler hakkındaki her işittiğine gerçek sözüyle bakmayıp kanılarını bilimsel temelli incelemelere dayandırmaya önem vermelidir. Başarılar ve mutluluklar dilerim diye söylemiş sevgili öğrenciler. Şimdi bununla ilgili etkinliklerimiz var. Burada işte 1 ve 2, 3 ve 4 denilen yerlerde durdurup öğretmenin size sorular soracak. Biz de bunu burada yapamayacağımız için ben hazır cevapladım. Amerikalı bir çocuktan Atatürk'e mektup var adlı metni okurken numaralandırılmış olan yerlerde durunuz ve aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz. 10 yaşındaki Amerikalı bir çocuk Atatürk'e neden mektup yazmış olabilir? Bunun zaten girişinde mektubu söylüyor. Atatürk hakkındaki yazılar ve başarıları ona karşı sevgisi sebebiyle yazmış olabilir diyebilirsiniz sevgili öğrencilerim. 2. Curtis LaFrance, Mustafa Kemal Atatürk'ten ne istemiş olabilir? Evet, ne yapıyor? Atatürk'ten imzalı bir fotoğraf istemiş olabilir. Çünkü devlet reisi, devlet başkanı. 3. Atatürk bunun üzerine nasıl bir cevap vermiş olabilir? O da çocuğu ülkeye davet etmiş olabilir. Bakın, bunlar tahmin. Farklı farklı yazabilirsiniz. Mektuba göre olacak diye bir şey yok. 4. Atatürk Curtis LaFrance'e nasıl bir cevap vermiş olabilir? Mutlu olduğu için iletişime devam etmek istemiş olabilir. Çocuğun kendisine yazmasına mutlu olmuş. O da ileride tekrar görüşmek istediğini söylemiş olabilir. 5. Atatürk'ün Curtis LaFrance'a öğüdü ne olabilir? Türkler hakkında kulaktan duyma değil, bilimsel kanıtlara göre hareket etmesini, ön yargılı olmamasını öğütlemiş olabilir diye yazabilirsiniz. Şimdi metinle ilgili sorular var. Metinlerimizin veriliş amacı Atatürk'ün hangi özelliğini vurgulamak olabilir? Evet, bu metni niye vermiştir Atatürk'le ilgili? Evet, Atatürk'ün çocuklara ve insanlara değer verdiğini, ülkesini olumlu anlamda tanıtmak için mücadele verişini vurgulamak olabilir. Bence böyle. Düşündüğümü yazdım. 2. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı katkılarla dünyada tanınmış bir lider olmuştur. Atatürk'ün dünya liderleri arasında yer almasını sağlayan özellikleri nelerdir? Evet, ülkesini büyük bir mücadele ile düşmanlardan kurtarmış olması, bilimin önderliğinde yenilikler yapması ve inkılaplar ile ülkesini geliştirmesi yazabilirsiniz. 3. Atatürk'ün düşünceleri bilimsel temelli incelemelere dayandırmaya önem vermelidir sözüyle ne anlatmak istiyor diye soruyor. Evet, bir konu hakkında duyduklarını bilimsel olarak kanıtlamak. Bakın, bilimsel olarak kanıtlamak nedir? Mesela üniversite bilgileri olabilir, eğitimle çalışan kişiler olabilir. Mesela bir öğretmene, bilen kişiye danışmak dahi, yani bilginin doğruluğunu teyit etmek, onaylamak bilimsel bir kanıtlamaktır. Sorgulamadan kabul edilmemesini anlatmak istiyor diye yazıyorum sevgili öğrenciler. Üçüncü etkinliğimiz, okuduğunuz metnin türü nedir? Metnin türü sevgili öğrencilerim mektuptur. Okuduğumuz metinler hareketle bir metne mektup denilmesi için metnin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Metni inceleyerek bu özellikleri keşfediniz diye söylüyor. Kişiye hitap ederek başlamış bakın. Sevgili Atatürk diyor mesela, değil mi? Üst köşede mektubun yazıldığı tarih ve yer var sevgili öğrencilerim.
Bitirirken de iyi temennilerde bitirmesi mektup olduğunu gösterir sevgili öğrenciler. Şimdi isimlerle ilgili sevgili öğrencilerim dil bilgisi konumuz var. Önce ismin tanımı var. Evrendeki tüm varlıkları ve kavramları karşılayan ve onları ifade etmemi sağlayan sözcüklerine bizler isim diye söylüyoruz. İsimler bakın varlıklarına göre özel isim olabilir, cins isim olabilir. Varlıkların oluşuna göre somut veya soyut olabilir. Bunları zaten önceki senelerden biliyorsunuz. Varlıkların sayısına göre de tekil, çoğul, topluluk olabilir. Bunların hepsini önceki yıllarda gördük. Şimdi bize metindeki isimleri bulmamızı ve aşağıdaki boşluğa yazmamızı istiyor. Bakın burada bir metin vermiş. Buradaki isimler. Bakın ne var? Mektup. Nedir? İsimdir. Türk mesela isimdir. Yurt isimdir. Evet ilgi teşekkür ederim. İstediğiniz üzere bir tane Amerika mesela bakın. İsimdir. Buraya yazdım. Zeki ve çalışkan çocuk. Bakın çocuk nedir? İsimdir. Öğüt nedir mesela? İsimdir. Sevgili öğrenciler. Burada bakın fotoğraf var. Onu da buraya ekledim. Fotoğraf da isimdir sevgili öğrenciler. Şimdi bunlara göre bulduğumuz isimlerin özelliklerini yazmamızı istemiş. Bakın mektup nedir? Özel değildir. Cins isimdir. Somuttur. Tekildir sevgili öğrenciler. Türk. Bakın Türk. Zaten büyük harfle yazdım. Özel isimdir. Evet, cins olamaz. Somuttur. Ve tekildir. Bakın Türkler dese çoğul olurdu. Yurt. Bakın cins isimdir. Özel değildir. Somuttur. Ve topluluk isimdir sevgili öğrencilerim. Evet. Amerika özel isim. Bakın büyük harfle yazdım zaten. Evet. Somut bir isimdir ve tekildir. Çocuk da zaten cins isimdir. Somuttur ve tekildir. Öğüt cins isimdir. Evet. Soyuttur. Öğüt vermek elle tutulan bir şey olmadığı için nedir sevgili öğrencilerim? Soyuttur. Buraya geldiğimizde tekil midir? Çoğul mudur? Burası da tekil olacak. Fotoğrafta bakın cins isimdir. Somuttur. Sevgili öğrencilerim. Tekil, çoğul, toplulukta da ne yapıyoruz? Tekil diye işaretliyoruz. Şimdi sevgili öğrencilerim buraya dikkat edelim. Burada önemli bilgiler istiyor bizden. Gelecek ders için genel A'dan ya da yazılı kaynaklardan sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri konulu bir araştırma yapınız. Araştırmamızın sonunda bir sunum hazırlayınız demiş. Şimdi sevgili öğrencilerim ben buraya bakın hazırladım sosyal medya ile ilgili. Bu hazırladığım şey bakın bilimsel demiştik ya. Bilimsel olması için bir makaleden aldım. Medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve kullanıma ilişkin öneriler bakın. Burada makale yazan kişiler de var. Geçmişten günümüze teknolojinin ilerlemesi ve son dönemde COVID-19 pandemisi sebebiyle evde geçirilen sürenin uzaması çocuk ve insanların dijital medya araçlarıyla geçirdiği süreyi hızla artırmıştır. Bu durum medya kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak bazı olumlu ve olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Medya araçlarının bilinçli, doğru ve amaca uygun kullanılması, yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmekle birlikte yaşamı kolaylaştırmaktadır. Bakın olumlu şeylerden bahsediyor. Ancak bu araçların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı çocuk ve adolesanların yani burada insanların diye söylüyorum genel yetişkinlerin hepsinin olduğunu söylüyor. Sağlığını ve gelişimini tehdit etmektedir. Medyanın bilinçli kullanımında ve olumsuz etkilerini azaltılmasında hemşirelerin önemli sorumlulukları da vardır bakın sevgili öğrencilerim. Bu nedenle medyanın çocuklar üzerindeki etkilerinin çocuk hakları açısından taşıdığı risklerin konuyla ilgili güncel araştırmaların uluslararası otorite kuruluşlar tarafından geliştirilen önerilerin hemşireler tarafından bilimselmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda güncel ve geniş kapsamlı literatür bilgilerine dayanılarak hazırlanan bu değerlemede medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, uluslararası kuruluşların önerileri ve hemşirelerin rol ve sorumlulukları hakkında bilgi vermeye amaçlanmaktadır. Ayrıca hemşirelere ve ebeveynlere konuya ilişkin eğitimler verilmesi öngörülmektedir. Bakın ben bunu bu etkilerine yönelik mesela hemşirelerin de takip etmesi gereken şeyler vardı. Bir bilimsel makaleden alıp özeti size buraya koydum. Duygu Yılmaz ve Rabia Güney'in bir çalışmasından aldım. Medyanın olumlu olumsuz şeylerinden birkaç cümle buradan yazabilirsiniz sizler de. Şimdi aşağıya geldiğimizde .com, .gov, .org, .edu. .com ticari kar amacı güden kurumlardır. Çoğu alışveriş şeyleri bu şekilde zaten. Gov'da kamu. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ne var mesela sevgili öğrenciler? Mesela bak yan tarafta merk.gov.tr bakın Milli Eğitim'in. Burada zaten göreceksiniz. Org vakıf dernek yani ticari para kazanma amacı gütmeyen kurumlar. Edu'da üniversite gibi eğitim kurumları sevgili öğrenciler. Mesela akademik bölümler oluyor. Onların sayfaları Edu diye bitiyor. Burada map.go.tr bakın map burada bir alanın adı. Go sitenin uzantısı. Az önce söylediğimiz gibi hangi uzantıysa. Sondaki de TR'de bakın ülkenin yani Türkiye'nin özelliği sevgili öğrencilerim. Şimdi araştırmamızı sunmuştuk. Araştırmam için yeterli derecede hazırlık evet yaptık. Sunumdaki görseller dikkat çekiciydi. Orta seviye. Sunum yaparken ses tonumuzu ayarladık. Sunumdaki beden dilini kullandık. Eksiklerimiz daha geniş bilgi toplayabilirdim. Bir dahaki sunumda şunlara dikkat edeceğim. Daha fazla kaynaktan yararlanacağım. Daha fazla görsel
destek sunacağım. Mesela buna yazabilirsiniz. Yandaki görselle ilgili de sergilenecek olan şu görseli kastediyor. Bir tartışma konusu belirlenmiş. Teknoloji yararlıdır, teknoloji zararlıdır. Bununla ilgili tartışma öğretmeniniz vakit bulursa hazırlayacaktır. İnternetteki korsan ve hırsızlıkların bizim bilgilerimizi ele geçirebileceği. Bakın bununla ilgili tartışma belirleyin. Bu noktada özel bilgileri paylaşmanın tehlikesi sadece kendiniz değil tüm ailemizi toplumda mahcup edecek sorunlara sebep olabilir diyerekten sizler mesela teknoloji zararlıdır diyerek buna yönelik bir tartışma devam ettirebilirsiniz. 1923 yılında haberleşme için mektup kullanılıyormuş. Günümüzde ise teknolojinin gelişimiyle genel ağ hayatımıza girdi. Genel ağ aracılığıyla e-posta mektubunu yerine aldı. Sizler de uzaktaki akrabalarınızın birine e-posta gönderiniz demiş. Mesela ben buraya böyle yazdım da mesela siz biliyorsanız amcanızın, halanızın, teyzelerinizin bir e-postasını yazarsınız. Mesela ben amcama yazdım. Sevgili amcacığım, okulumda bir proje ödevi aldım. Ödevim büyük harfli olsun. Hollanda'da tarihi yerler ve kültürlerin araştırılması. Aklıma sen geldin. Hollanda'da çalıştığım bölgedeki çevreyle ilgili bana görseller ve bilgiler hazırlayıp gönderebilir misin? Ayrıca Hollandalı arkadaşlarından bizim ülkemizle ilgili düşüncelerini öğrenip bana yazar mısın? Soru işareti olacak. Şimdiden teşekkürler amca demişim mesela. Böyle bir e-posta gönderdim. Sizler de buna benzer şeyler yazabilirsiniz. Şimdi de bizim Atatürk'e yönelik kısa bir mektup yazmamızı istiyor. 8. etkinlikte. Sevgili Atatürk, ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Dünyada her tarafta savaş ve açlıklar var. Çocuklar ve kadınlar ölüyor. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Savaş zamanında nasıl zorlandığını ve bizler için ne kadar mücadele ve fedakarlıklar yaptığını. Keşke hayatta olsan ve bizlere yardım etsen. Seni çok özledik atam, saygı ve özlenme diye bitirdim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Evet, Milli Mücadele Şehitlerinden birinin hayatını internetten alıp yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, sonraki dinleme metnimize geldik. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili öğrencilerim. Sonraki derslerimize görüşelim. İstediğiniz sayfalar varsa yapılmasını istediğiniz lütfen bana yazın. Hazırlamaya çalışayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.